Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka Allah'ın dışında bana da kul olun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun der. Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse, müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir. Şu kesin ki, Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında, bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim, Allah'a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur. Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Benim de sizin de Rabbiniz olan Tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. De ki: Şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki: Allah benimle sizin aranızda o şahit olarak yeter. Şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de ve şu hakikati vurgular. O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de Şeriklerinizle de benim hiçbir ilişkim yoktur. Gün gelecek hepsini bir yere toplayıp sonra o müşriklere nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye soracağız. Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta sığınacakları tek yalancı özrü Rabbimiz Allah hakkı için Vallahi biz müşrik değildik demekten ibaret olacaktır. İşte bak nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular. İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da, şirk koşmaz, hiçbir şey de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de, peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz. De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül alemin olan Allah'a aittir. Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştur. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Bir de şunlar var ki, mü'minlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik, diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Onlar Allah'tan başka kendilerine zarar veya fayda veremeyen bir takım nesnelere ibadet ediyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki böyle bir şey olacak da Allah bilmeyecek ha? Ne o Yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde olup da bilmediği şeylerin varlığını mı haber vereceğinizi iddia ediyorsunuz? Haşa! O, onların iddia ettikleri her türlü ortaktan münezzehtir, yücedir. Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? de. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır." de. "Ama siz kalkmış onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz." de ki, "Hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi. "De ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir. Her şeyin üstünde mutlak hakimdir." Hesaplar görülüp iş tamamlanınca şeytan onlara şöyle diyecek. "Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim." Ama sözümden caydım. Doğrusu benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben sizin daha önce beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı, gayet acı bir azaptır. Bir de İbrahim, bir vakitler şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de, evlatlarımı da, putlara tapmaktan uzak tut. O müşriklerin, Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları, sahte tanrılar ise, hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler. Çok geçmeden bütün serveti kül oldu. Sahibi bu halini görünce, bağın çökmüş çardakları karşısında yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp avuçlarını oğuştura kaldı. Ah diyordu. Nolaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım. O kâfirler, bir takım kullarımı benden başka tanrı edinmelerinin geçerli olacağını mı zannettiler? Doğrusu biz cehennemi kâfirler için konak olarak hazırlamış bulunuyoruz. Biz Musadan önce de İbrahim'e Hidayet, ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına, Nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller? dedi. Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız, bütün sahte tanrılar, güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek, onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da, kovalayan da, ne kadar güçsüz. Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah, pek kuvvetlidir mutlak galiptir baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye artık sen mi vekil olacaksın ona işlerini sen mi yürüteceksin başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin ona karşı gelmekten sakının namazı hakkıyla ifa edin ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip, kendi yanındakiyle böbürlenmektedir. Başka her şeyden geçerek, ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve asla dinlerini parça parça edip, kendileri de öbek öbek olan, o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip, kendi yanındaki ile böbürlenmektedir. Lokman, oğluna nasihat ederken, Evladım dedi, sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk, pek büyük bir zulümdür. İyi bilin ki, halis din, yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince elbette Allah onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kafirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır, Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır, aklı selim sahibi olanlar. Halbuki sana da, senden önceki peygamberlere de, şu gerçek vahyolunmuştur ki, iyi dikkat et. Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun. Allah hakkı ve adaleti gerçekleştirir. Müşriklerin yalvardıkları putlar ise hiçbir iş yapamazlar. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle, Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi, kim yola getirebilir, düşünmüyor musunuz? Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin, Allah'tan başka ilahlaştırıp, yalvardığınız putlarınıza, Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap, yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Secdeler O'na mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya دعاء بعد تتمين